bereketli topraklarda, cennet vatanımızda bereketli bir sofrada bir araya geldik. Bizimkisi Halk Suresi gibi devletiyle kavgalı değil, devletiyle barışık, milletiyle barışık. Eleştiriden ziyade ağacı taşlamak değil amacımız, meyve yemek. Uçaklar kalkmasın diye 15 Temmuz'da çiftçi destek olmadı mı? Oldu. Uçak krizinden 1 liraya ürettiğimizi 50 kuruşa satmadık mı? Sattık. Ama ne dedik? Benim ekibim yansın dedi. Ama ülkeme bir şey olmasın dedi çiftçi kardeşim. Benim çiftçim, ben 1 liraya ürettim, 50 kuruşa satmaya razıyım dedi. Uçak düşmüşse olmuş bir şey. Devlet meselesi, ben devletimin yanındayım dedi. Dolar krizinde, döviz krizinde girdi maliyetleri 5 kat arttı. Çiftçim benim üretimini durdurdu mu? Hayır, durdurmadı. Üretime devam etti. Geldiğimiz noktada pandemi döneminde gecesini gündüzüne katan, 2 yıl boyunca üretimini yapan üreticim, bu geçtiğimiz son 2 yılda Cumhurbaşkanımız tarafından devlet kim olursa olsun, Amerika'da da çıktığı merdiveni bulamıyor inerken devlet başkanı. Ama Amerika'nın bir sistemi var, devam ediyor. Devletlerde devamlılık vardır. Bugün seçilen başka bir siyasi de olabilirdi. Ama bizim amacımız, biz ülkenin üreticisiyiz. Biz Atatürk'ten kalan emanet bu topraklarda, anamızdan, babamızdan, dedemizden bize kalan bu topraklarda, burada herkesin arazisi var. Sadece verir 5 yıl yer, alır 10 trilyon para, 2 çocuğu varsa 5'er trilyon ver, evini de alır, aklını da alır, arabasını da alır, hayatı boyunca rahat eder. Ama biz ne yapıyoruz? Satmaktan ziyade devletimizin bize verdiği desteklerle 5 dönüm olan seramızı 10 dönüme, 10 dönüm olan seramızı 20 dönüme çıkardık. Biz her zaman bu topraklarda satmaktan, savmaktan ziyade kendimiz üreterek kazandığımız parayla çocuklarımızı geçindirmek, çocuklarımızın eğitimini vermek, daha sonra onlara gelecek sağlamak, üreterek hem ülke ekonomisine katkı sağlamak, hem ailemize katkı sağlamak durumundayız. Geçmişte atamızdan kalan bu topraklarda üreten ürettiğinin karşılığını alsın, emek veren emeğe karşılık bulsun. Sayın Cumhurbaşkanımızdan buradan tek bir ricam var. Esnaf Bağkuru, bir de esnaf sigortası var. Bir de üretici Bağkuru var, çiftçi Bağkuru. Esnaf SSK'sı 5000 günle Cumhurbaşkanımızın çıkardığı yasayla 5000 iş gününü dolduran herkese ek olabilir. Allah razı olsun. Bir sürü o insan, ben de esnaftan geldim. Benim şu elimde 20 tane dikiş vardı, 20 tane kesik vardı. Kaporta boyası sizin. Allah razı olsun. Onlar da çok eleştirdi. Bize geldiğin zaman esnaf Bağkuru 7200 iş gününe girdirilmesiyle alakalı bir çalışma var. Biz de gecesini gündüzüne katan, her türlü emek sarf eden, don denildi, dobasını yakan, alnının teri o yazın sıcakta hiç kurumayan üreticimiz, Bolu'ya AB'de maruz kalan üreticimiz, Kumluca sel geldi gitti ne oldu? Hepimiz koştuk. Manavgat yandı ne oldu? Hepimiz koştuk. Teşekkür ederim, burada Emre Ekici var. Manavgat yandığında herkes bu ayran götürmen Emre Ekici bir itiraz etti. Yeşilkarama köyünden arpa, sap, saman, yem aldı, gitti orada da aç inekleri keçileri doyurdu hanımıyla, çocuğuyla. Allah razı olsun, bu üretici birliğinin üyesi. Bizler afette, yangında her zaman üretici birliği olarak destek olduk. Ya bizim arkamızda da sizler varsınız. Sizler olduğunuz sürece ben her zaman konuşacağım ama eleştirmek değil. Mücadelemiz üreticimize katkı sağlamak. Ülkemize katkı sağlamak, emek sağlamak, emeğimizin karşılığını almak. Onun için Cumhurbaşkanımızdan ricam, 7200 günü olan esnaf Bağkuru'nun aynısının bonusuna da onunla pandemi döneminde mücadelesine, buğday tarlasını 15 Temmuz'da uçaklar kalkmasın diye yakan çiftçilerin hakkına biz de EYT'de 7200 iş gününü meclisten geçip Cumhurbaşkanımızın imzasıyla yasalaşmasını istiyoruz. Bir diğer husus, taksici burada abilerim var, başımızın tacı, gece gündüz çalışırlar, her türlü insana denk gelirler, esnaf arkadaşlarım var. Herkesin altı gibi biz de ÖTV'siz, en az
bir sefer traktör, bir sefer kamyonet istiyoruz. Ve TVS'i olmayan araçtan biz de çiftçiler olarak faydalanmak istiyoruz. Yine bir diğer husus, tarım girdileri son iki yılda pandemiden sonra 5 kat artmıştır, en az 5 kat. 2 yıl burada Bayan Yıldırım, Türkiye Fide Halk Birliği Başkanı 2 yılda, 3 yılda, özellikle son 1 yılda 2 lira olan fide fiyatı 7 liraya kadar çıkmıştır. Bizim kalıntısız, kaliteli, dünyanın her köşesinde bizi Türk çiftçisini temsil edebilecek fideye ve tohuma bu fiyatlarla ulaşamayız. Onun için diyorum ki arı desteğinde biyolojik mücadele verdiği destek gibi fide desteğinde en azından devletimizden ŞKS ve ortaklık kayıtları olan üreticilerimizin %50'sini verilmesini Sayın Cumhurbaşkanımızdan rica ediyoruz. Karakoç şair başkanım hep ondan birkaç konuşmasında sonuna ekler. Ben de birkaç kelimeyle sözlerime son vereceğim. Hakkınızı helal edin. Allah razı olsun. Bize güç verin. Bizim elimizi güçlendirin. Biz her yerde Cumhurbaşkanımızın yanında da meclisimizde de 23 yıldır emek verdiğim ilçeme, ilime, köyüme, ülkeme daha çok hizmet edeyim. Emekli oluyorum, yakın zamanda daha çok mesai harcayayım. 2009 yılında rast gelmişim bir yerde. Bir damla su ver bana, eğer verebilirsen ana sütü gibi tertemiz olsun. Bir damlası Karadeniz, bir damlası Akdeniz olsun. Bir avuç toprak gönder bana, eğer gönderebilirsen her zerresi buram buram Anadolu olsun, Türkiye olsun diyorum. Türkiye'yi sizlere, sizlere bana emanet ediyorum.